Hayırlı olsun. Basın toplantısında detaylı anlattınız. Efendim, özetle bu proje neyi getiriyor? Oradan başlayalım isterseniz. Bu proje Türkiye'de belki de hani çok nadiren yapılan, arazisi önceden geliştirilerek gelişmiş ülkelerdeki gibi hani çevresine yaklaşık 10 binin üzerinde öğrencinin olduğu bir üniversite vadisi, yani bir eğitim vadisinde hastanesi de gelmiş. Konutların daha sonra geldiği, yani aslında olması gerektiği gibi olan bu Özyeğin ailesinin FİBA gayrimenkulün çabasıyla yıllardır bu şekle getirilmiş bir arsada bizim de böyle proje geliştirme fırsatımız oldu. Bizim için hem çok keyifli oldu, çok düşük emsalli, gerçekten zevk alarak ürettiğimiz bir proje. Hem de en önemlisi böyle bir projeyi yapıyor olmak, FİBA gayrimenkulün çok değer verdiği bir alanda bizimle proje yapma tercihini kullanıyor olması bizim için de onur verici bir proje oldu. O yüzden keyifli de bir başlangıç oldu bildiğiniz gibi satışlarla. İnşallah devamı da öyle gelecek. Peki lokasyon itibariyle nasıl? Çünkü iddialı bir yerde çünkü. Çekmeköy bu dönem aslında çok ilgi gören, işte Raiden gibi, yani bildiğiniz gibi birçok bu tip araştırmalarda çıkan sonuçlarda ilgi gören 3-4 temel lokasyondan birisi. Ki geçmişteki son 2-3 yıllık bile baktığımızda hala artışını, kira artışını, fiyat artışını devam ettiren, çünkü hala artışını devam ettiren çok da fazla bölge yok. Çekmeköy bunların başında yer alıyor. O anlamda şanslı bir lokasyon. Bana bu satış başarısı sorulduğu zaman birkaç defa da hep onu söyledim. Yani tabii ki proje çok önemli, her şey çok önemli. Lokasyonumuz da şanslı. Evet. Onu da bilincinde olmamız lazım. O yüzden o açıdan proje yapması keyifli bir lokasyon. Efendim, size dönersek, bir vatandaş bu projeyi tercih etmesi için 3 ana neden sorarsak size, 3 başlığı nasıl toplarsınız? Evet, ben burada en başta basın toplantımızda da bahsetmiş olduğum gibi bizler için bu projenin en önemli ve değerli özelliği bizim soy ismimizi vermiş olduğumuz aile olarak tek kurum olan Özyeğin Üniversitesi'nin ilelebet komşusu olacak olması. Bu anlamda özellikle çok dikkatli bir seçim sürecinden geçerek NEF grubuyla çalışma kararına ulaştık. Kendilerini özellikle bu anlamda seçtik. Bundan dolayı çok keyifliyiz. Projenin ilk fazının satış hızı da şimdiye kadarki tüm süreçlerin yönetilişi de ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumuzun bir teyidi. Sorunuza dönecek olursam, Erdem Bey'in de biraz evvel bahsetmiş olduğu gibi bu bölgenin bir kere öncelikle çok düşük bir yoğunlukla bir proje gerçekleşiyor olması, İstanbul'da alışık olduğumuza göre çok daha düşük bir yoğunluk ve çok daha nefes alınabilir bir proje olacak olması bence en önemli unsur olacaktır. Bunun yanı sıra ikinci unsur, ulaşım olarak bölgeye hakikaten çok hızlı bir şekilde bağlantı yollarıyla, üçüncü köprüyle, metro bağlantılarıyla çok hızlı bir şekilde yoğunlaşılan bir ulaşım durumu söz konusu. Hem Avrupa yakasıyla bağlantı, hem de Anadolu yakası içindeki farklı bölgelere bağlantılar. Bunun yanı sıra tabii yine Erdem Bey'in bahsetmiş olduğu gibi biraz evvel bir eğitim vadisinin ortasında olması bence çok huzurlu bir ortamın oluşacak olması ve bunun getireceği bir medeni birçok eğitim kurumlarıyla ilişkili kişilerle bir arada bir komşuluk içerisinde yaşanacak olması da tekrar bence üçüncü olarak sayabileceğim en önemli unsurlardan biri olacağını düşünüyorum. Peki son olarak erken başvurularda bir şeyiniz olacak mı? Geliştirici şirket olarak bence o konuya Erdem Bey'in cevap vermesi, biraz daha fiyatlama ve satış tamamen kendilerinde. Estağfurullah. İlk etap dediğimiz gibi, yani 2 günde 497 konutluk bir satış oldu. Yani ilk projede bizim de hakikaten hiç beklemediğimiz şekilde diyeyim, yani bu kadarını beklemiyorduk, öyle söyleyebilirim. Şimdi ikinci projeyi de aslında burada arz sahibi olarak FİBA grubunun Murat Beylerin çok önemli bir, yani genelde geliştirici böyle kararları daha kolay veriyor, arz sahibi tarafında zor oluyor ama aynı şartlarla, aynı imkanlarla, çünkü gördük ki hakikaten sektöre moral anlamında, ekonomimize güveni anlatmak anlamında, çünkü bu lafla değil de böyle bir gerçekten bir ispatla anlatıldığında
tüketici güvenine de çok ciddi etki ediyor. Biz de bu anlamda bunu bir sorumluluk olarak görerek aslında yeni başvuracak insanlara da geçmişteki şartlar ve fiyatlarla bu imkanı sunmamız yapılabilecek en iyi şey diye düşünüyorum. Ve de biz de böyle yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun.